Ethan Furo, Ethan Şeten'in sunduğu Bonjour devam ediyor. Sevgili izleyenler, Paris'te çok keyifli bir türkü gecesi yaşandı. Haberimizi sizler için hazırladık. Kozasın yollarda le 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 dayık vermiş ben le 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 le. Kültürümüzün temel taşlarından biri türküler. İnsanın duygularını belki de en iyi ifade edebildiği ve aynı etkiyle yansıtabildiği Anadolu'ya has ezgiler. Bağlama sesiyle birlikte gelen özlem, aşk ve hasret. Paris'te yaşayan sizler için yurt özlemini bir nebze olsun dindiren türküleri dinleyebileceğiniz özel bir mekandayız bu gece. Bonjour kameraları, sanatçıların ve Paris'teki çok sayıda insanın tanıyıp sevdiği İrfan Yıldırım'ın da ortak olduğu Barrio Türkü Evi'nin açılış gecesinde. Senle böyle biz sık sık görüşüyoruz da İrfan. Fakat şimdi başka bir görüştük seninle. Sevgili izleyenler, İrfan Yıldırım mekanın ortaklarından artık. İrfan nasılsın? Teşekkür ederim. İşler nasıl? İyi, Allah'a şükürler olsun. İşte belli bir zaman bir güç kuvvet aldık, yetiştirebildik. Benim için önemli olan insanların mutlu olması. Ben de çünkü hani beklenilen şey bu. Ben de bu beklenilen şeyi karşılarsam çok memnun olurum. İrfan Bey, bizden söylemesi, siz çoktan sizden bekleneni yapmışsınız bile. Alışık olduğumuz patronların aksine sizi garsonlarla birlikte müşterilerle ilgilenirken görüyoruz. Değişen hiçbir şey olmamış İrfan ya. Hani böyle aynı, yine giymişsin beyaz gömleğini, kravatını takmışsın böyle, müşterilerle ilgileniyorsun her zaman olduğu gibi. Ben patronluk yapamam. Ben işçilik yapabilirim ancak. Benim hikayeli sevilen tarafım da budur. Ben kimseye patronluk yapamam. Ben yine garsonlarla birlikte, garson arkadaşlarımla, emekçi arkadaşlarımla birlikte işçiliğe devam ediyorum. İçten ve samimi oluşunuz bizimle birlikte herkesin dikkatini çekmekte İrfan Bey. Girmiş olduğunuz bu yolda nasıl hedefler belirlediniz? Biraz mekanı sizden dinleyebilir miyiz? Birazcık böyle mekanı bize anlatsana İrfan. Yemekler, müzik, programlar nasıl olacak? Benimki tamamen hani müzikli aile restoranı olmayacak. Benim türkü var olacak. Yani gelip burada hani çok böyle ızgaralar falan olmayacak. Benim burada olan şeyler kavurma olacak, özel yemekler olacak, tavuk kuzuları olacak, yeri gelecek tandırlar, tandır kebaplar olacak ama özel yemekler olacak. Bu insanlar hani gelip sanatçı gelip sahneye çıktığında insanlar yemek yediğinde sanatçı bundan rahatsızlık duyabiliyor. Burada da Paris'e oturtmaya çalışacağız. Bakalım insanlar bunda bizde bu konuda desteklerini sergilerse biz de bu yolda alıp başımızı gitmeye çalışacağız. Müşteriler kadar sanatçılar da düşünülüyor İrfan Bey tarafından. Bu yolda İrfan Yıldırım'a eşlik eden iki isim daha var. Mekanın ortaklarından Ergun ve Serkan Bey. Hemen onların da duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Ben Türkiye'de doğumluyum. Aşağı yukarı 20 senedir Fransa'dayım. Paris'te hep yaşadık. Ve böyle bizim aslında amacımız böyle bir yer açmak. Asıl amacımız bizim kültürden uzak kalmamak. Çünkü her zaman türkülerimize hasret kalıyoruz. Her zaman şöyle böyle aile yerlerine hasret kalıyoruz. Sanatçılarımızı getirebileceğimiz, ailelerin gelebileceği bir yer açalım dedik ve bir ortaklarla başardık. Bunu bu gecemiz ilktir ve devamı da gelecek. Türkü evi açmak istedik. İnsanlara Türkiye'den, Almanya'dan sanatçılarımızı getirmek istedik. Bizim de çok sağ olsunlar. Biz gördüğünüz gibi biz de oturacak yer yok. Artı bu yanısıyla Paris'te isim yapmış sanatçılarımız da var. Hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'den Taylan Cansızoğlu geldi. Biraz önce İrfan'la da konuştunuz gördüm. Abidin Bitar olsun, Kenan Coşkun olsun. Güzel bir programlar olsun. Arzu Şahin olsun, Gülgar Doğanlar olsun. Yani ismini bekliyorum. Birçok sanatçı sağ olsun Kenan Coşkun'la bize olacak. Hepsi sağ olsun bize destek olmak istiyorlar kendileri. İrfan'ın sayesinde tabii İrfan'ı çok seviyorlar kendileri. Süper. İnşallah böyle devam etmesini istiyorum. Türkülerin söylendiği, özlenen duyguların açığa çıktığı bu özel gecede arkadaşları ve sanatçı dostları da İrfan Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.
değerli İrfan kardeşimin Bali Türkü Barı'nın açılış günü. Bizler de burada katkı vermek istedik daha doğrusu. İrfan da bu işin uzmanı diyebilirim. Yıllardan beri Türkiye'den bu işi yapıyor. Burada da İrfan kardeşimin güzel bir çevresi var. Umarım iyi iş yapar. Mekan hayırlı uğurlu olsun sevgili kalbi yüreği güzel dostum, sevgili kardeşimiz İrfan Bey'in açmış olduğu Baryo Türkiye'vi. Gerçekten çok sıcak bir ortam, harika bir mekan. İnşallah iyi olur. Paris'te ailesiyle, dostlarıyla böyle türkü tadında, türkü anını yaşamak isteyen bütün dostlara burada bonjour diyoruz Baryo Türkiye'vi. İrfan kardeşim de bu olayda çok deneyimli bir insan. Uzun yılları böyle türkü ballarda çalışmış bir arkadaşım, sevdiğim bir dost. Çok güzel bir mekan olmuş gerçekten, yani pürüzsüz, tam bir türkü barına yakışır şekilde. Çok güzel, çok güzel bir mekan. Öncelikle İrfan'a, Serkan'a, Ergün'e teşekkür ediyoruz böyle bir yer, bizim bu mekanda açtıkları için. Bundan sonra da güzel sanatçılar olacak, herkesi bekliyoruz. Ortaklarından Ergün Atilla'nın babası İbrahim Bey de hatlı gururunu yaşıyor gecenin. Böyle bir mekan kazandırdık eşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Herkesi bekleriz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sanatçının inip diğer sanatçının sahne aldığı gecede Taylan Cansızoğlu da sevdiği kişilerin mekanında türkü söylemenin mutluluğunu paylaşıyor bizlerle. Evde işte duvarda bir bağlama asılı vardı. Merak ediyorsun. Hı-hı. Acaba bu ne? Küçük yaşlarda. 6-7 yaşlarındayım. Merak ediyorsun. O ne? Ve elime aldım o bağlamayı. Hiç kimseden destek almadan o bağlamayı çalmaya başladım. Bir eğitim hiçbir şey almadın? Hiçbir şey almadım. Hayatım boyunca. Sevgili İrfan ve sevgili Serkan. Benim için çok değerli çocuklar. İkisi de. Çok değerli kardeşlerim benim. Elimden gelince, gücüm yettiği sürece, nefesim yettiği sürece ben bu mekanda olmak istiyorum. Paris'te ilklerin adresi olma amacıyla yola çıkan ve Baryo Türkiye evini açan İrfan Yıldırım yoluna emin adımlarla ilerliyor. Haberimizin sonuna gelmeden hemen önce bu sıcak ortamda kimleri dinleyebileceğinizi İrfan Yıldırım'dan öğreniyoruz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda kimleri göreceğiz İrfan? Sürpriz olmasın söyleyelim. Bunu da bonjour programıyla yansıtalım. Teşekkür ederim. 23 Ocak'ta, bu akşam tabii ki 16 Ocak, Taylan Cansızoğlu bizlerle, Yılmaz Ağırlar bizlerle, misafir sanatçılarımız var, Mehmet Oyman, Büyüker, Nur Çoban, Ayhan, Grup 400 gelecek bu akşam buraya. 23 Ocak'ta Erdiş Buruş gelecek, 30 Ocak'ta Paris'te benim kardeşim Grup 400, Ayhan Saçar burada olacak, 6 Şubat'ta benim kirvem Kenan Coşkun burada olacak ve grubuyla birlikte. Bunun dışında 12 Mart'ta Fıstık Night'ın ikinci gecesini düzenleyeceğiz cumartesi gençlere hitaben. Abidin Biter bizler olacak 9 Nisan'da. Arzu Şahin'le şu anda tabii ki görüşmeler içindeyiz. Arzu Şahin'le Mayıs ayında bir program düşünüyoruz. 5 Mart'ta Paris'te ilk defa olacak. Uygar Donay bizlerle birlikte olacak. Biz ilklerin peşinde koşmaya devam ediyoruz. İnşallah Paris'te ilk olmaya da niyetliyiz. İrfan Bey sayarken inanın biz yorulduk. Umarım siz de not etmişsinizdir tarihleri ve isimleri. Paris'te Türk kültürünü yaşatmaya çalışan İrfan Yıldırım'ı türkülerle dolu gecelerde bonjour olarak takip etmeye devam edeceğiz ilerleyen günlerimizde.